Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte geometri full tekrara başlıyoruz. 19 günümüz var her gün 2 video. İlk videoda tekrar ve klasik sorular. ikinci videoda da yeni nesil soruların çözümlerini yapacağız. Peki şimdi ne yapacağız? Bu video birinci gün birinci video. Yani bu videoda tekrarımızı yapacağız. Sayfa kaçta? 4 ve 5'te tekrarımızı yapacağız. Sonra 6, 7 ve 8'i çözerekten klasik soruların da çözümünü bitirmiş olacağız. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Videoya başlamadan önce şu tavsiyeyi vermek isterim. Öncelikli olarak şurada kısa özetleri sen halledebilirsin büyük ihtimalle. Bak göz ucuyla hatırlamadığın özellik varsa gel videoya bak. Sonra soruları klasik soruları da sen kendin çözmeye çalış. Çözemediğin soruda videoyu izleyebilirsin. Çözemediğin soruların videosunu izleyebilirsin. Bu şekilde kitabı bitirmen sanki daha faydalı olacak. Ha hocam ben bütün A'sından Z'sine, bütün böyle noktasından virgülüne her şeyi dinlemek istiyorum diyenlere de saygı duyarım. Ama bence zaman bizim için çok önemli. Dediğim şekilde davransanız sanki daha iyi olacak. Hadi bakalım şimdi başlayalım. Doğru da açılar. Tümler açıya başlıyoruz. Tümler açı ölçüleri toplamı 90 derece olan iki açıya biz ne diyoruz? Tümler açı diyoruz. Evet ölçüleri toplamı 90 olacak. Mesela xken iken y deyip de x artı y 90 diyebilirsin tabii ki de. Ama tek bilinmeyen cinsinden yazmak en mantıklısıydı. x'in 90'a tamamlayan 90 eksi x bunun tümleridir. Bütünler açı neymiş? Ölçüleri toplamı 180 derece olan iki açıya biz bütünler açı adını veriyoruz. E, x açısının 180'e tamamlayanı ne olacaktır? Yine tek bilinmeyen cinsinden yazmak mantıklı. 180 eksi x olacaktır. Açı ortay adı üstünde. ABC açısının içindeki bir P noktası için açılar eşitse açıyı ortalayan doğruya biz ne deriz, ne deriz? Hangi açının? ABC açısının. Bak şöyle yazalım. ABC açısının açı ortayıdır diyoruz. Açıyı ortalayan doğru. Açı ortay konusunda detaylı bir şekilde inceleyeceğiz ama açı ortay doğrusu üzerinden alınan bir noktadan kollara çizilen dikmeler eşitti. Ve hatta ayırdıkları yerler de neydi arkadaşım? Birbirine eşitti. Geldik paralel doğrular arasındaki ilişkiye. Paralel doğrular arasında böyle iç ters dış ters işte karşıt durumlu açı bilmem ne onlar falan filan vardı ama bizim için önemli olan muz. Yani M, U, Z. M kuralı, U kuralı, Z kuralı çok önemli. Tabi yöndeşliği yöndeşliği de bileceğiz. O da ayrı bir konu. Şimdi şuraya bakacak olursak mesela şu iki paralel doğruda şöyle bir Z harfi varsa Z kuralı. Çok fazla kullanıyoruz bunu. Bu açıyla bu açı birbirine eşittir. Yani C açısıyla D açısı birbirine eşit. Ya da iki paralel doğru arasında şöyle bir U harfi varsa şu ikisinin toplamı ne olacak? A artı B eşittir 180 derece olacaktır. Bu da U kuralı. E bunların böyle bir sonucu diyebiliriz. Kalem ucu kuralı diyenler olan diyenleriniz de var. A artı B artı C eşittir kaç? 360 diye bilenleriniz var ama ben bilmenizi tavsiye etmiyorum. Paralellikler olduğu zaman muz yani M, U, Z bizim için önemli. Baktığınız bu muzdan çıkmıyor. Ne yapacaksınız? Ya paralel doğruları uzatacaksınız ya da sivrilen yerden paralel çizecektiniz. Sivrilen yerden paralel çizmek en mantıklısı oluyor. Şuradan bir paralel çizince bakın. ispatı çok güzel bir şekilde çıkıyor. U kuralından bu açıyla bu açın toplamı 180. Buradaki U kuralından da bu açıyla bu açın toplamı 180. Bak şu açıların hepsinin toplamı A artı B artı C yapıyor. 2 tane U yani 2 tane 180. Yani kaç yapar? 360 yapar. İşte bu. Bunun daha değişik versiyonu da var. en azından o formülü bilmeden de bu şekilde rahat bir şekilde yapmanı da sağlar. Evet gelelim sonrakine. M kuralı. Geçen sene AYT'de bile çıktı. Dikkat. Et. Şöyle bir M harfi varsa iki paralel doğru arasında ya da iki paralel doğru arasında bir sivrilen yer varsa büyük ihtimal M kuralı vardır. Sola bakan açıların toplamı sağdakine eşittir. Ya da tam tersi sağa bakan açıların toplamı soldakine eşittir. Yani A artı C neye eşittir? B'ye eşittir. Tamam. Burada da M'nin bir gelişmiş hali. Sivrilen noktalar bir ya da birden fazlaysa. İşte burada da Böyle şey var arkadaşlar. Köşe sayısına göre bir formül var. Hani açı sayısına göre ya da X1 açısı, X2 açısı, X3 açısı diye diye de gidiyor. En son XN açısı. İşte bunların hepsinin toplamı ne biliyor musun? Farz edelim 3 tane biraz önce 3 tane ispatladık aslında biz kalem ucu kuralından şöyle. Hocam 1, 2, 3. 3 tane de ne oluyordu? Şöyle yapmıştık. U kuralı, U kuralı. 3 tane açıda 2 tane U kuralı oluşuyor. O zaman en tane de ne olacak? eksi 1 tane şey oluşmaz mı arkadaşlar? eksi 1 tane şey oluşacaktır. Bak, bir buradan çizdin, bir buradan çizdin. Hani e, ilk çizgin x2'den, ikinci çizgin x3'ten. Sonra böyle böyle devam edecek. Şu u'ların toplamı. Yani bunu formülize etmektense sen sivrilen yerlerden paralel çiz, zaten n 1 çarpı 180'i bulursun. Yani atıyorum 5 tane ise bak 5 taneyi çizeyim şöyle. Hocam 1 2 3 Hadi 4 tane olsun şöyle. Hocam 1, 2, 3, 4 tane açı var. Bak dikkat şimdi. Hocam 1 tane çizdim. 2 tane çizdim. 3 tane çizdim. Bak 1, 2, 3, 4 tane oldu. Yani 5-1 çarpı 180. İfadesi tuttu mu tuttu. Formülü ezberleme. n-1 çarpı 180'i yazıyorum ben ama bunu hatırlatmak için yazıyorum. Sivrilen yerden paralel çizmek bizim için çok önemli. Sonra zikzak. Böyle zikzak olduğunda da sen yine ne yaparsın? Sola bakan toplamı sağa bakan toplamı. Yani sistematik bir şekilde gitmeli. Bir sol gittiyse sağa gidecek sonra. Bak sol sağ sol sağ sıralaması olması lazım. O sıralama olmazsa eğer ne yaparsın? Yine sivrilen yerden paralel çizerek yine sonuca ulaşırsın. Bunu da unutma. A böyle sistematik bir sırayla gidiyorsa sol sağ sol sağ. Sola bakan toplamı sağa bakanların toplamına eşit olacaktır. Yani A artı B x artı y'ye eşit olacaktır. Evet x artı y eşittir a artı b yazılabilir burada. Evet geldik şuraya. Boynuz mu dersiniz? Bu merak mı dersiniz? Ne derseniz deyin. Ya da şalvar da deniliyor buna. Ee, Erzurum taraflarında. Şalvarı da ilk defa duymuştum. Bu içeridekilerin toplamı ne oluyor arkadaşlar? Şu içeridekilerin toplamı dışarıya eşit oluyor. İspat yöntemiyle de yaparsınız. Şunu şöyle uzatırsınız. 2 iç açı bir dış açı. 2 iç açı bir dış açıdan da yapabilirsiniz ya da içeridekilerin toplamı buna eşit oluyor. Yani B, D, C açısı yani T eşittir. X artı Y artı Z eşit oluyor. Bu boynu sırtıklı olursa yani şu şekilde olursa yine içeridekilerin toplamı dışarıdakilere eşit olacak. Yani A artı B artı C artı D neye eşit olacak? X artı Y'ye eşit olacak. Ha böyle ha da böyle tırtıklı fark etmez. Evet geldik şimdi üçgende açılara. Üçgende açılarda iç açılar toplamı hepimiz biliyoruz ki kaç derece? 180 derece. Dış açılar toplamı nedir? 360 derece. Ve bizim en çok sevdiğimiz ve en fazla kullandığımız iki tane iç açı görürsek dayanamayız. Ne yaparız? Bir dış açıya eşitleriz. İki iç bir dış. Yani burada x açısı neye eşit? B ile C'nin toplamına eşit. B artı C'ye eşit. Yani B açısı varsa C açısı varsa Hocam iç açılar toplamından burayı bulurum. Sonra toplamı 180 toplamı 180'den çıkartırım. Yani şu açıyı bulduktan sonra 180'den çıkartırım burayı bulurum. Böyle yapmaktansa iki iç açı bir dış açı. Ya da y açısı şu açıyla şu açı yani a artı c'ye. Ya da z açısı diğer iki açı. Yani bu komşusundaki açı değil de diğer iki açının toplamına eşit. A artı B'ye eşittir ve biz bunu en fazla kullandığımız şey aslında bu diyebiliriz. Buna dikkat edin. Açı ortaya bağlı bazı özel durumlar. Arkadaşım sen burada buna ait böyle sorular geldiği zaman formül yani çok zor sorularda karşımıza çıkabiliyor. ÖSYM soruyor mu? Sormuyor da ne olur ne olmaz. Sen bunu böyle formülsüz de yapabilirsin. Buraya xx dersin. Buraya yy dersin. İşte toplamından zaten sonuca ulaşabilirsin. Sen bunu biliyorsun ama bir de burada iç açı ortaylar arasında kalan açıyla ilgili şöyle bir formül var. Alfa neye eşit biliyor musun? 90 artı 2 tane bak B ve C'den açı ortaya gelmişse iç açı ortaya gelmişse 90 artı A açısı bölü 2 eşit. Hocam şu üçgende bak iki tane dış açı ortaya arasında kalan açı. Alfa bu seferde yine kullanmadığın açı bu. Açı ortaya çıkmayan açı bu ya. Bu sefer 90 eksi A açısı bölü 2 eşit. Böyle olduğunda da bir iç bir dış olduğunda da bak şu üçgende bir iç bir dış olduğunda da şurası alfaysa alfada sadece ve sadece A açısı bölü 2. Dikkat et. Üçüne birden bak. Üçünde de bak. Kullanmadığın açı. Kullanmadığın açı. Kullanmadığın açı. Bak. B açısından açı orta. C açısından dış açı orta çıkmış. Kullanmadığımız açılar formülde var mı? Var. Hatta kullanmadığın açının yarısı var. Birinde 90 artı A açısı bölü 2. Birinde 90 x A açısı bölü 2. Birinde de sadece ve sadece A açısı bölü 2. Bir de şuna dikkat et. Bunu da tavsiye ederim sana. Burası açı ortayların kesim noktası. iç açı ortayların kesim noktası. Bir üçüncü Doğru da açıortayların kesim noktasından geçiyorsa bu da açıortay olur. Ama bir iç açıortayların kesim noktası var, bir de dış açıortayların kesim noktası var. Ya 3 iç açıortay bir noktada kesir, ya da 2 dış bir iç bir noktada kesişir. Bunu unutma. Burada iç içse bu da iç olur. Bu dış dışsa buradan gelen de hop açıortay olur. Ama ya 3 iç açıortay ya da 2 dış bir iç açıortay, 2 dışı varsa bu da iç açıortay olmak zorunda. Yani şöyle iç açı ortaya olur. E, burada ne olacak peki? Burada da hocam iç dışsa hop açı ortayların kesim noktası burası. Bu köşeden gelen de açı ortay olacak. Kuralımız neydi? Ya 3 iç açı ortay ya da 2 dış bir iç açı ortay. Bu iç bu dışsa bu da dış olmak zorunda. Yalnız genelde yapılan hata hocam burası mı eşit olacak? Hayır. Bu üçgenin dış açı olacak bu. Şu iç açısı ya dış açısı da burası olduğu için şurası böyle açı ortay olmak zorunda. En fazla gözden kaçan soru tipleri bununla alakalı oluyor. Lütfen buna dikkat et. Tamam mı gençler? Evet. Konu anlatım bitti mi? Bitmedi. Bir de böyle ek çizimleri de biz kullanabiliyoruz gençler. Ek çizimler bizim için de önemli. Ek çizimleri de vermeden sorulara geçmeyelim. Ne bu? Öncelikle bir ikizkenar üçgeni tamamlayalım. İkizkenar üçgen şunlar kollar, bu da taban. Tabana ait açılar, açı ile ilgili soru varsa eğer bu açılar birbirine eşittir. Eğer taban uzunluğuyla alakalı bir şey yoksa açılara dalman x kenarda çok önemli. Bu dediğimi unutma. Bir de x kenar üçgende yükseklik çok önemli. Yükseklik çizdiğin zaman tabanı iki eş parçaya bölüyor ve aynı zamanda açı oluyor. O yüzden yüksekliğe ayrı bir gözle bakacaksınız diye hep söylerim. Yükseklik aynı zamanda bak çizeyim şuraya yükseklik aynı zamanda kenar ortaysa bu çok fazla karşımıza çıkar. Ya da yükseklik aynı zamanda açı ortaysa yani bu yazdığımız özelliklerden kaç tane özellik var? İkiz kenar olması. Yani şu ikiz kenarı yazayım. İkiz kenar. Daki yazmışım bak buraya. Sonra K dediğim kenar ortay. Sonra A dediğim açığı ortay. Sonra D dediğimde diklik. Yani ben aslında şu sözüm üzerine hep gidiyorum. Yükseklik ayrı bir göz al. Yükseklik tabanı keş parçaya bölmüşse ya da buradaki özelliklerden en az ikisi sağ varsa diğerleri de nedir? Diğerleri de vardır diyeceğiz arkadaşlar. En az ikisi. Bak hem yükseklik hem kenar ortay. Dolayısıyla bu bir ikizkenar kenar üçgendir. Şu ikisi kenar üçgendir. Bu da açı ortaydır. Eksik parçayı tamamlıyorum. Hocam bak yükseklik ayrı bir gözle bakıyorum. Yükseklik aynı zamanda açı ortaysa bu da çok karşıma çıkıyor. O zaman bu bir ikiz kenardır. Aynı zamanda kenar ortaydır. Eksik parçaları tamamlayacaksın. İşte bunlardan en az iki sağlanırsa mesela diklik ve kenar ortaylık söyledik zaten. Diklik ve ikiz kenarlık mesela şöyle ikiz kenar ve diklik varsa diğer eksik parçaları tamamlarsın. Hocam kenar ortay olacak açı ortay olacak ya da açı ortay ve ikiz kenarlık varsa gibi gibi biz bunu çoğaltabiliriz. Budaki de çok fazla karşımıza çıkıyor. Yani en basiti yüksekliğe ayrı bir gözle bak. İki özellik sağlanıyorsa diğerleri de sağlanır dediğimi unutma. Evet geldik eşkenar üçgene. Eşkenar üçgende sorularda biz kullanıyoruz. Bu konuyu da ayrı bir şekilde işleyeceğiz. Eşkenar üçgende eşkenar üçgende ne oluyor? Bütün açılar birbirine eşit 60'ar er derece. Bir de eşkenar üçgende yüksekler bunlar simetri eksenleridir ve bunların hepsi tek bir noktada kesiyor. Aynı zamanda eşkenar üçgende bu yükseklerin kesim noktası aynı zamanda kenar ortayların kesim noktasıdır. Aynı zamanda açı ortayların kesim noktasıdır. Her şeyin noktasıdır. Yani biz buraya ağırlık merkezi diyebiliriz. İçteye çemberin merkezi diyebiliriz. Hatta üçgenin merkezi adını verebiliriz arkadaşlar. Ondan sonra 30-60-90 üçgenlerini falan filan da kullanabiliriz. Sonra muhteşem üçlü de önemli bizim için. 90'dan bir kenar ortaya çizildiği zaman eşit eşitken burası da eşittir. Burada da bir özellik eksikse diğerini sağlarır. Yani şöyle hem 90'lık var hem kenar ortaylık var. O zaman üçüncüyü sen koyacaksın. Ya da şöyle hocam 90'lık yok. Şu 3 tane eşitlik var. O zaman 90'ı sen koyacaksın. Bir tanesi eksikse burada da eksik parçayı sen tamamlayacaksın. Bunu da sakın ama sakın unutma. Ek çizim yöntemlerinden biridir. Hatta şöyle bir not düşebilirsin. Buraya ben söz olarak söylüyorum. Ee, şekilde 90 derece varsa ve ya da 1'e 2 oran varsa 90 derece veya 1'e 2 oran varsa 90 dereceli sorularda 1'e 2 oran varsa daha doğrusu baktığın soru çıkmıyor. Ek çizimle çıkacak. O zaman aklına aynı konu gelecek. Muhteşem. Muhteşem üçlü. Hemen 90'dan bir muhteşem üçlü çiz. Önemli bir kalıp. Bu dediğimi de unutma. E, hocam bu kalıpları ÖSYM e soruyor mu? Evet. Hem muhteşem üçlü hem de ikiz kenarlığı. Hatta ileride orta da bahsedeceğiz. Ki konu anlatımından biliyorsunuz. Hem de orta tabanı ÖSYM e mutlaka mutlaka soruyor. Önemli bir yere sahip. Hadi bakalım. Tekrarı bitirdik. Şimdi klasik soruların çözümlerine başlayalım. Bütünler iki açının oranı 5 bölü 7 olduğuna göre küçük açının tümleri kaç derecedir? Bütünler iki açı. Biri alfayken biri nedir? 180 eksi alfadır. Bunların oranlamasından bahsetmiş. Alfa bölü 180 eksi alfa eşittir 5 bölü 7'den. İşler dişler yapalım. 7 alfa eşittir. 5 ile bunu çarpma. 5 çarpı 180 eksi alfa yaptı burası. 7 alfa eşittir. 5 çarpı 180 böyle kalsın. Eksi 5 alfa yaptı. 5 eksi 5 alfa bir tarafa atınca 12 alfa eşittir 5 çarpı 180'den. Bu 12 ile 180 sadeleşince 15 kalır. E alfa da böylelikle kaç yapar? 75 yapar. Bizden ne isteniyor? Küçük açının. Ya bir açımız alfa bir açımızda 180 eksi alfa ya küçük açıyı bulalım. Alfamız bak 75 180 eksi alfamız da 105 yaptı. Küçük olan açımız 75 derece yaptı. Bizden bu küçük olan açının tümleri nedir diye isteniliyor. Yani 90 eksi 75 isteniyor. O da kaç yapar? 15 yapar. Yani sorun doğru cevabı A seçeneği oldu. Geldik ikinci soruya. Bir açının bütünlerinin ölçüsü. Hemen bir açıya ne diyoruz? Alfa diyoruz. Bütünlerinin ölçüsü yani 180 eksi alfası eşittir. Tümlerinin ölçüsünün yani 90 eksi alfasının kaç katına eşitmiş? 3 katına eşitmiş. E buradan 180 eksi alfa işlemimizi yapalım. 3 ile 90 çarpsak 270 eksi 3 alfa yapar. Eksi 3 alfa artı 3 alfa da geçer. 3 alfa eksi alfadan 2 alfa yaptı burası. 270'ten de 180 çıkınca da 90 yaptı burası. Alfayı da böylelikle ne buluruz? 45 buluruz. Bizden bu açı isteniyor. Zaten bu açıya en başta biz alfa demiştik. Yani cevap ne çıktı o zaman? 45 derece çıktı. Cevap D seçeneği oldu. Geldik 3'e. Evet Şimdi şu yataylar paralel verilmiş, şunlar da, dikeyler de şunlar da birbirine paralel verilmiş. Verilen bilgileri öncelikle kullanalım. 70 var burada. Şuradaki 70'ten dolayı, şu paralellikten dolayı şöyle bir Z kuralı var. E burası da 70 yapar. E 70 70 140'tan buraya ne kaldı? 40 kaldı diyebiliriz. Ya da hocam burası 140 derece U kuralından dolayı burası da 180'e tamamlar deyip oradaki 40'ı da o şekilde de bulabiliriz. A Burada ne çıktı o zaman? 40 sa. şunun da şu paralel ya. Hiç buradaki 70'e de gerek yokmuş. Gerçi 40'ı bulurken de 70'e de ihtiyaç duyduk ama neyse. E 40 sa. şununla şu paralel verilen bilgileri kullanayım. Burası da 40'tır. E burada U kuralından dolayı X artı 40 eşittir 180 olacağından X'i de ne buluruz? 140 derece olarak buluruz. Yani 3. soru Edremit oldu. Geldik 4. soruya. Evet. Şu açı ortay bu açı ortay. Verilen bilgileri şu an kullanamıyorum. Bir de bana ne verilmiş burada? Bir paralellik verilmiş. Şu paralellik verilmiş. E, paralelliği kullanman lazım. Ne yapabiliriz? Ya paralel doğrular uzatacağız ya da sivrilen yerden paralel çizeceğiz. Sivrilen yerden paralel çizince de sanki şekil biraz karışacak gibi paralel doğruyu uzatayım. Mesela hangisini uzatabiliriz? Şunu uzatabiliriz. Şunu uzatacak olursak şöyle. Bak şununla şu birbirine paralel. Hadi bakalım. Şuradaki açı A iken burası da A mı? A. E sonra şu yöndeşlikten dolayı şuradaki açıda 2A mı yapacak? Evet. Şu, sonra. Sonra. Burası A. Burası A. Şuradakini de uzatayım istersen. Hop. Şöyle şuradakini de uzatayım. E, çünkü alfayı da kullanmam lazım. Alfaya ait de bir açı oluşmuş oldu. Evet. Bak burası A iken ters açıdan burası da A. Şuraya B dersem. Burası da B. B iken yöndeşlikten B. Burası da B oldu. A artı B'yi bulursam alfayı bulur muyum? Bulurum. E hocam 80'i kullanmadık, 80 de kullanabiliriz. Bak, şuradaki üçgende, hocam buradaki üçgende iç açı var. Şu dış açısı, bu da dış açısı. İster şöyle yap, hocam burası 180 eksi 2A, burası da 180 eksi 2B deyip iç açılar toplamından git. Ama iki dış açı bir iç açı varsa, bunun da dış açısını bulup dış açılar toplamından gitmem daha mantıklı olur. Yani 2A, 2B ve 100, 2A, 2B ve 100'ün toplamının ne yapması lazım? dış açılar toplamından dolayı 360 eşit olması lazım. Bu, bu öbür tarafa atacak olursak 2A artı 2B'yi böylelikle kaç buluruz? 260 buluruz ve A artı B'de kaç çıkar böylelikle? 130 çıkar. E ee, şimdi artık şuradaki üçgenden A artı B artı alfanın 180 olduğunu biliyorum. A artı B'yi 130 bulduysam 130'un 180'e tamamlayan açısı da 50 derece olacağından cevap ne çıkar? 50 çıkar. Yani dördüncü soruyu Balıkesir bulduk. Geldik 5'e. Sivrilen yerden paralel de çizebiliriz. Paralel doğrular, paralel doğrular uzatabiliriz de. Ya genelde siz şey yapıyorsunuz. Paralel doğruları uzattığınız için ben de onu tercih edeyim hadi burada. Şöyle çok karışık sorularda sivrilen yerden paralel çizebiliriz. Şimdi ben burada o zaman 130'u kullanayım. Hep verilen bilgileri kullanıyoruz ya. 130 sayı yöndeşikten dolayı burası da 130 ya da U kuralı da yapabilirsin tabii ki. A x'e ulaşacağız ya. X'in içindeki şuradaki üçgene yoğunlaşmam lazım olacak galiba. Evet. Buradaki üçgendeki iç açıyı bulmuş olduk o zaman. 130 ise burada kaçta ne oldu o zaman? 50 derece oldu. 180'e tamamlayan açısı. Sonra 140'ı kullanayım. 140 ise şu U'dan dolayı burası 40 yapar. Ters açıdan dolayı burada kaçı da 40 yapar. E, 40, 65, 105 yaptı. 180'e tamamlayanı 75 yapar. Ters açıdan burası da 75 yapar. Hocam kırmızılar da paralel. Bak burası da 75 oldu. X'e doğru yönlenmem gerekti. Yönlendim. Aa, burada da ne var? Sarı üçgende 50, 75 ve x. Toplamının ne olması lazım? 180 olması lazım. E dolayısıyla şu x'in toplamı 125. x de böylelikle 180 eksi 125'ten ne çıkar? 55 çıkar. Yani cevap böylelikle C seçeneği oldu. Örnek 5'te. Geldik örnek 6'ya. Formül vardı. N eksi 1 çarpı 180. Ama gerek var mı? Yok. Ne yapalım? Sivrilen yerden paralel. Sivrilen yerden paralel hayat kurtarır kardeşim. Evet U'dan dolayı 180'e tamamlayanı kafadan yapacağız ama idare edin. Size 180-118 de 180 diyebilirsiniz. Kaç yapıyor? 62 yapıyor. Hocam tamamı 164'tü. 164'ten 62 çıkarsak kaç kalır? 102 kalır. Burada da bir U var. E, 102'nin 180'e tamamlayanı kaç derecedir? 78 derecedir. E, 136 tamamı. 136'dan 78 çıkartırsak kaç kalıyor? 58 kalıyor galiba. Evet. E burada da u var. 58 artı alfada kaç yapmalı? 180 yapmalı. Alfada böylelikle kaç yapıyor? Ya sanırım 122 yapıyor. Evet cevap böylelikle Ceyhan çıktı. Kurala gerek var mı? Bence yok. Kuralla zaten işlem kalabalığınız çok olur. Böyle sayılarınız da büyür. Yani 180'e kadar olan sayıları işlem yapmak daha kolay geliyor. Bana daha kolay geliyor. E sen de bu şekilde yapabilirsin. Tabi sana kalmış. Evet geldik örnek 7'ye. Ne var burada? Hocam paralel doğrular arasında sivrilen yer, sivrilen yer, sivrilen yer. M kuralı var. Şuraya A dersek. Şuraya da bir B, B, B dersek. Şu 120 var. 120'yi kullanayım. Şöyle 120'ye ait bir M kuralı var mı? Var. Hocam 3A artı 3B eşittir 120'den dolayı A artı B'yi kaç buluruz? 40 buluruz. 3'e böldüğümüz için. E sonra x ve y farkı isteniyor benden. Şu y'ye bak bakayım. Hocam y'ye ait de hop şöyle bir m var. Şuradaki m neredeki m? Şöyle bak. 2a'ya 2b. Yani y açısı neye eşit? 2a artı 2b'ye eşit. Hocam a artı b 40 ya. 2 artı b 2b kaç yapar o zaman? 80 yapar. Sonra öbürüne bakalım. Şu şuradaki M'den dolayı da X'i bulabilir miyiz? Evet. Buradaki B, buradaki A. E burada A artı B yani. X'e mi eşit? Evet. X de A artı B'ye eşit oldu. E A artı B de zaten 40'tı. E tamam bitti o zaman. Bizden Y eksi X isteniyor. Y'yi 80 bulduk. X'i de 40 bulduk. E o zaman farkları da kaç yapar? 40 yapar. Dolayısıyla A, 7. sorun. doğru cevap balık esir şıkkı oldu. Geldik bir sonraki soruya. Evet açılar ver. Burada ters açıdan 40 derece. Vallahi 85 var. Aha ters açıdan burası da 85. 85 40 daha 125. O zaman buraya ne kaldı? 55 derece kaldı. E hocam burası 55 ise burası da 55 yaptı. Şu x ise burası da x yaptı. Buradaki üçgende de ne var? İki iç açı bir dış açı eşit olmaz mı? Olur. Yani 55 artı x eşittir 85 olacağından x de böylelikle ne yapar? 85'ten 55 çıkınca 30 derece yapar. Yani cevap Cihan geldik 9'a. Hmm. nokta 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 çizgi çizgi verilmiş. Buraya A dersen burası da A. Buraya B dersen burası da B. Benim öncelikli olarak 105'i ve 99'u kullanmam lazım. Evet 99'a bakalım. 99. Hocam 99 şu üçgenin dış açısı. Ama burada kaç yok ya. Hiç şey yapmayalım. E, bir de şu üçgenin de dış açısı değil mi? Evet. Aa, o zaman buradaki üçgenden güzel bir şey geldi. Ne var burada? Hocam ben bunu şöyle bir iç açısını bulup ondan sonra iç açılar toplamından gideyim diyenleriniz var mı hala? Yapma. Yapma. İki iç açı bir dış açı. Bak buradaki açı B ile A artı B'nin toplamı. B artı A artı B. Neye eşit olacak? 99'a eşit olacak. Yani bu ne demek? A artı 2B eşittir 99 oldu. Sonra 105'e bakacağım. 105'e ait de şuradaki üçgenin açıları var ya. Buradaki iki iç açının toplam bir dış açı değil mi? Yani A artı B ile A'yı toplayacağız. 105'e eşit. A artı B ile A'yı toplayacaksın. 105'e. Yani 2 A artı B mi yaptı bu da? Evet. 2 A artı B de 105'e eşit diyeceğiz. B A, C açısı kaç derecedir diye soruluyor. Bak şimdi dikkat. Bazen işlemlerimizi de kolaylaştırmamız lazım. Sen şimdi burada iki bilinmeyen iki denklemler A'yı da B'yi de ayrı ayrı bulabilirsin. Ama dikkat et soru kökünde ne isteniyor? A açısı isteniyor. A'yı bulman için Şuradaki A artı B'yi buradaki A artı B'yi bulman lazım. Ha, toplamda 2 artı 2 B'yi bulman lazım. Yani A artı B'yi bulunca olay bitiyor. A burada taraf tarafa toplarsak direkt 3 A artı 3 B gelmiyor mu? Daha kolay olmuyor mu? Oluyor. 9 5 daha 14. Ee, bu 204 mi yapıyor? Evet 3 A artı 3 B 204 yaptı. 204'ü 3'e bölsek 3 kere 21 6 kere 18 68 yapıyor galiba. Evet A artı B'yi de ne bulduk o zaman? 68 bulduk. E tamam sonrası çok kolay. A açısı artı A artı B. A artı B. Bak burası 68 değil mi? E burası da 68. 68 artı 68 eşittir. 180 yapmalı. Şu ikisi kaç yaptı? Şu 68'dir. 136 yaptı. E 180'den 136 çıkınca kaç yapıyor? 44 derece kalıyor. Cevabımız böylelikle 44 yapar. Bazen burada iki bilinmeyen iki denklem geldiği zaman A'yı B'yi ayrı ayrı bulmanıza gerek kalmayabiliyor. Toplamları bizim için daha önemli olmuş olabiliyor. O yüzden buna da dikkat etmen lazım. Evet kaçıncı soru? Örnek 9'u Edremit bulduk. Geldik. Örnek 10'a. ABC bir üçgen. Açılar eşit verilmiş burada. A burada 20 var 50 var. Bak soru bizi yönlendiriyor kardeşim. Nasıl yönlendiriyor? 20 var 50 var. O zaman 2 iç açı bir dış açıdan. 20 ile neyi toplarsan 50 yapar? 30'u. Tamam. Eyvallah. E sonra ne yapacağız? Bu açıları boşu boşuna eşit vermemiş. Bunlara bir y y diyelim. E bizden de x isteniyor. Ana şu üçgende iki açı yan yana geldi. Dayanamam. İkisinin toplamı hop bir dış açı. X artı y dış açı. Y artı 30'a eşit olacak. Ana y'ler nanay. X'i de böylelikle ne bulduk? 30 bulduk. Evet cevap kendiliğinden çıktı. Cevap balık esir. Geldik örnek 11'e. Evet Ali Bey uzunluğu. K iken DC uzunluğu 2K verilmiş. Evet şurası 2K. Ali Bey uzunluğu da K verilmiş. Bak şimdi. Soruda 1'e 2 oran var. K ve 2K var ve 90 derece var. K ve 2K'yı soruda ya da açısal bir değer olarak da başka bir şey yazabiliyor muyuz burada? Yazamıyoruz. E ne yapacağız? K ile 2K arasında bir ilişki kurmam lazım. Şu an bir ilişki var mı? Yok. O zaman bir şey yapmam lazım. Ek çizim şekilde 90 derece varsa, 1'e iki oranda varsa hangi ek çizim aklımıza gelecekti? Evet. Bazılarınız bağıra bağıra söylüyor ama bazılarınız hala daha söylemiyor. Muhteşem. Özellikle 90 varsa aklına muhteşem gelsin. 90'dan bir muhteşem şurayı çizelim. Hop şöyle eşit eşitken burası da eşit. Yani burası K. Burası K iken burası da K. Önceden K ile 2K arasında bir bağıntı yoktu. Ama şimdi K ile K arasında bak bir bağıntı çıktı. En azından x kenarlı çıktı. Tamam bir yerden başlayalım. Hadi x var burada. Şurada kaçı x açısı? Burada kaçı da x açısı? E 2 iç açı bir dış açı değil mi? Evet. E, o zaman burası 2x. Aa burada da x kenarlık var ya artık. Burası 2x ken burası da 2x. Hatta 2x ile de 27 yan yana geldi. İkisinin toplamı bir dış açı. Burası da 2x artı 27 yaptı. E, büyük dik üçgenin diğer dik açılarının yani diğer açıların diğer açıların toplamı ne yapmalı? 2x artı 27 ile neyin toplamı? x'in toplamı 90 yapar. Dik üçgenin diğer açılarının toplamı. Ya da hocam x kenar ya burası. Burası da 2x artı 27 deyip 2x artı 27. 2x artı 27 ve 2x'in toplamı 180 de diyebilirsin. Ama dik üçgen ya burası. Diğer iki açının toplamı 90 derecedir. E buradan 3x. 90 eksi 27 eşittir. Yani 63'e eşittir. X de böylelikle kaç çıkar? 21 çıkar. Bizden de zaten ne isteniyor? 21 isteniyor. Örnek 11. Cevap Akçay. Geldi örnek 12'ye. ABC üçgeninde I noktası iç T çemberin merkezi. Neydi? İç açı ortayların kesim noktasıydı. Yani buradan geçen açı ortay olacak. Hop burası X olacak. Bu da açı ortay olacak. Bu da açı ortay olacak. E hocam bundan sonrasında ne yapacağız? Bazılarını şuradan yapabilir. Birinci yol direkt formülle yapabilir. Hocam iki tane iç açı ortay arasında kalan açı. Neydi? 90 artı 90 artı a açısı bölü 2 yani 2x bölü 2 deyip x'i de böylelikle 35 olarak bulabiliriz. Birinci yol bu. İkinci yolda şu. Şuraya a diyelim. Buraya bir b diyelim. E buradan a artı b belli mi? Evet ikinci yolda şu olsun. A artı b belli. A artı b artı 125 eşittir 180 ya. A artı b'yi kaç buluruz? 55 buluruz. E benden x isteniyor. Büyük üçgene bakacak olursak. 2 a var. 2 b var. Ve 2 x var. Toplamı 180 olmalı. 2A artı 2B 110 yapar. 110 attık öbür tarafa. 180 eksi 110'dan 70 çıkar. 2x eşittir 70 ise x de böylelikle kaç çıkar? 75 çıkar. Yani böylelikle anam. 2x 110 pardon şurası 70 olacak. Yanlış yaptım. Ee, burası 70 olacaktı. 2x 70 ise x de böylelikle ne çıkar? 35 çıkar. Cevap böylelikle balı kesir oldu. Ve geldik. Şuraya örnek 13'e. Hmm. Bak şimdi. Sadece bir açı var. Böyle şuralara A, A yazsak, BB yazsak soru çıkıyor mu? Biraz zor olacaksa açı ortaylarla ilgili kısmı düşüneceksin. A hocam bak nereden çıkmış açı ortay? Dikkat et. Yani A, A, B, B yazınca işlem yapmıyorsa açı ortayların kesim noktası olmasını düşün. Bazen bizi böyle sorularda bekleyebiliyor arkadaşlar. Ee, burada ne yapacağız? Hocam açı ortay nereden çıkmış? Hangi üçgenden çıkmış? Bak B köşesinden çıkmış bir de C köşesinin dışı. Yani aslında açıortaylarımız ABC üçgeninden çıkmış. A açısından bir iç açıortay çıkmış. Bak dikkat. A'dan bir iç açıortay. B'den de dış açıortay. Hani iç ile dış arasında kalan açı neydi? Burası A/2 bölü iki eşit oluyordu. Yani iç ile dış arasındaki açı x'e bu A açısı ne oluyordu arkadaşlar? 2x oluyordu. Bak şurası 2x olacak. Ama 2x ile 40 yan yana geldi. Soru çıktı mı hala? Çıkmadı. Ne yapacağız? Hocam bu iç açı ortay bu dış açı ortay. Burası açı ortayların kesim noktası. Bak burası açı ortayların kesim noktası. Ya 3 iç açı ortay bir noktada kesiyor ya da 2 dış bir iç bir noktada kesiyordu. Hocam burada bu iç açı ortay bu dış açı ortaysa A köşesinden gelen de dış açı ortay olmak zorunda. Çünkü 2 dış bir iç açı ortay bir noktada kestir. E burada iç dışsa bu da dış olacak. Hocam dışsa Ha bu açıla bu açı mı eşit olacak? Hayır. A açısının iç açısı 2x'e dış açısı da 180'e tamamlayan açısı. Yani şurası. Burası dış açı ortay olmak zorunda. Şu açılar eşit olmak zorunda. Yani burası 40 burası da 40 olacak. E burada 40, 40, 80. Buraya kaç kaldı o zaman? 100. E o zaman 2x eşittir 100 ise x ile böylelikle ne çıkar? 50 çıkar. Cevap böylelikle edremit oldu. Bu açı ortayların kesim noktasında da dikkat edin. ÖSYM uzun zamandır sormuyor ama bir sürpriz yapıp karşımıza... Bunların yeni nesil soruları ile belki karşımıza çıkabilir. O yüzden dikkat. Ne zaman ne ile karşılaşacağımız hiç belli olmuyor. Hele hele ben bu sene ne ile karşılaşacağımızı gerçekten hiç kestiremiyorum. O yüzden dikkatli olun her şeyde. Evet geldik şuraya. Hmm. Dikdörtgen şeklindeki bir kağıdı şekil 1'deki gibi kesen ailenin elde ettiği şekil 2'deki çokgenin çokgenin bazı açılarını açı ölçer yardımıyla şöyle kesmiş böyle bir şey oluşmuş. Açı ortay, ölçer yardımıyla da Bunları ölçmüş. Ailem bu işlemler sonucunda y açısını kaç derece olarak hesaplar diye soruluyor. E hocam burada aslında şey var. Paralel doğrular. Dikdörtgen ya dikdörtgen olması ne anlama geliyor? Karşılıklı kenarların birbirine paralel olması anlamına geliyor. E bunlar birbirine paralelse paralel doğrular şöyle uzatacak olursak arasında böyle bir zikzak var. Neydi? Sola bakanlar sağa bakanlara eşit olmuyor muydu? Evet. E hocam o zaman bu sola bakıyor, sağa bakıyor, sağa bakıyor, sola bakıyor. 38 artı y 40 artı 336 mı diyeceğiz? Hayır. Dikkat. Biz bunu böyle yaparken e hatta bunda sıkıntı yaşıyorsan bence sivrilen yerlerden paralel çizerek de sonuca daha rahat bir şekilde ulaşabilirsin. Ama biz bunu yaparken nasıl yapıyorduk? Şöyle sistematik bir sırayla devam ediyorduk. Sistematik sıramız ne? Sola bakan açısı. Sonra sağa bakan. Sonra sola bakan açısı lazım. Ha, bu 366 360'a tamamlayan açısı. Sonra sağa bakan açısı lazım. Burası da 180 eksi y. Yani 38 artı şuradaki açı 40 artı 180 eksi y'ye eşit diyebilirsin. Bu şekilde yapabilirsin. Tamam. Birincisi bu sola bakanlar sağa bakanlar. Ya da biz en fazla sıkıntı çektiğimiz zaman ya çok sıkıntı çektiğimiz zaman ne yapıyorduk? Sivrilen yerden paralel çiziyorduk. Hadi çizelim bakalım. Hop çizdik. Hocam Z'den dolayı 38 yaptı. A tamamı 40'tı buraya ne kaldı? 2. Hop şuradan da paralel çizelim. Z'den dolayı hocam burası 2 yaptı. E tamam. Burası 2 ise bak şimdi dikkat. Şurası 2 ise buraya ne kaldı? 178 kaldı. Sen 336'dan Şunun tamamı 336 değil mi? Sen 336'dan 178'i çıkartırsan burası 8 kaldı. 12 58, 158. Buraya kaç derece kaldı? 158 derece kaldı. Hocam U kuralından dolayı burayı bulup sonra 180'e tamamlayanından burayı bulabilirim diyebilirsin. Ya da burada direkt şöyle Z kuralı var mı? Var. E, burası 158 derece olduğuna göre şurada kaç? 158 derece olduğuna göre e, burada sonrasında ne var? İşler biraz karıştı. Şöyle bir Z kuralı. Yani aslında şurası Y iken burası da Y ya da burada kaç 158 derece iken burası da 158 derece diye söyleyebiliriz. Evet istediğiniz yerden yapabilirsiniz sola bakanlar, sağa bakanlar, toplamından ama orada da sistematik sıraya devam edeceksiniz. Cevabı da böylelikle biz ne bulduk? 158 bulduk. Yani örnek 14 Denizli çıktı. Tamam. Ama sıkıştığında sivrilen yer paralel çizmek önemli. Evet Böylelikle arkadaşlar ilk videoyu bitirmiş olduk. Birinci videonun birinci birinci günün birinci videosunu bitirdik. Yani şöyle kendimi de büyüteyim öyle konuşayım. Gençler şurada da görüyorsunuz. Şöyle şurada şurada. Heh, ters olduğu için şey yapamıyorum. Birinci gün birinci video bitti. Bundan sonra ne var? Bu konunun yani doğru açı ve üçgende açının yeni nesil soruları var. O yeni nesil sorularda size çok şey katacak arkadaşlar. Tamam artık kitaplardaki yeni sorular hemen hemen aynı oldu ama değişik sorularla da karşınıza çıkacağız. Vallahi, hadi bakalım. Bir sonraki video görüşmek dileğiyle. İkinci videoda birinci günün ikinci videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.